Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. Hoşuma gidiyor da yarın konuşukları, çok hoşuma gidiyor da yarın konuşukları. Atar kırarım seni de eğlencesin eğlence. Atar kırarım seni de eğlencesin eğlence. Evet sevgili seyirciler, Ordu tanıtım günleri. Ordulular bugün İstanbul Yenikapı'da ordunun adına, ordumuzun adına damgasını vurdu. Bakalım bundan sonra neler yapmışız? Marmara TV ekranlarında kalın, bizleri takipte kalın. Bunadan görünüyor da ordunun ışıkları, adamı öldürüyor da yarın konuşukları, adamı öldürüyor da yarın. Adamı öldürüyor da yarın konuşukları. Çalarsın da benden sevdalı mısın? Yanık yanık çalarsın da benden sevdalı mısın? Evet, ordumuzun değerlerinden bizim için çok değerli olan kıymetli valimiz Sayın Tuncay Soner Beyefendi yanımızda. Sayın valimiz, ordumuza, İstanbul'umuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasıl buldunuz burayı? Ya İstanbul, benim de mezun olduğum üniversitede okudum, İstanbul Siyasal mezunuyum. Çok güzel bir şehir biliyorsunuz, İstanbul tartışılmaz. Ordumuzda Karadeniz'imizin en güzel, en nadide şehirlerden bir tanesi. Yeşiliyle, mavisiyle, misafirperver insanlarıyla, yaylalarıyla, şelaleriyle, görülmeye değer coğrafyasıyla, fındık bahçeleriyle. Hakikaten güzel bir şehrimiz. Ordumuzun da çok değerleri var. Yurt içinde, yurt dışında, İstanbul'da 4 gün sürecek olan bu Ordu tanıtım günleri adeta böyle bir ordu yaşanıyor. Bu değerlerimizin bir araya gelmesi bakımından, hasret gidermeleri bakımından ve orduya yapılacak olan yatırımların önünün açılması bakımından çok çok önemli. Biz emeğe geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyoruz ve sizlerin aracılığıyla tüm ordulu hemşerilerimize orduya buyursunlar, gelsinler diyoruz. Hakikaten ordumuz görülmeye değer çok güzel bir şehir. Çok teşekkür ediyoruz. Ordumuzun sizin gibi bir valiye sahip olduğu için de çok şanslıyız bir ordulu olarak. Hep orduda kalın, hep bizimle kalın Sayın Valim. Ordu sizi seviyor. Teşekkür ediyoruz. Sevgiliniz çok sağ olun. Var olun, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. We'll be right back.
sevgili seyircilerimiz, röportajlarımıza devam ediyoruz birbirinden değerli misafirlerimizle. Ordu tanıtım günlerini İstanbul'a, Ordu'ya hoş geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Evet, bugün burada ordular söylüyor, hemşehrilerimiz söylüyor. İşte Sağ Başkanımız burada, onun misafiriyiz. Esas o duygularını burada ifade edecek. Tabii biz İstanbul'da Karadeniz havasını görmek, insanları böyle sılayla gurbeti bir araya getirmek güzel bir duygu. Emeği geçenlere ben teşekkür ediyorum. Tabii bunun esas emekleri de belediye başkanlarımız. Oradan geldiler, burada güzellikleri oluşturdular. Ben kendilerine hem hoş geldiniz diyorum, hem de kendilerini tebrik ediyorum. Evet, Bağcılar halkını güzel bir sürpriz bekliyor başkanım. Bundan bahseder miyiz? Neler yapacağız önümüzdeki günlerde? Her yıl geleneksel olarak Trabzon dernekleriyle yapmış olduğumuz Hamsi Festivalimiz inşallah Bağcılar Meydanı'nda olacak. Çok yakın bir zamanda bizi izlemeye devam etsinler. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, akkuşumuzun değerlerinden bizim için olmazsa olmazımız, her zaman yanımızda olan sevgili belediye başkanımız İsa Demirci başkanımızla bir röportajımız olacak. Başkanım, Ordu'nun Akkuş güzel ilçesinden İstanbul'a, Ordu'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Neler söylemek istersiniz bu güzel günler için? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii İstanbul'da 10.sü düzenlenen Ordu tanıtım günleri. Aslında Ordu'nun tanıtımından ziyade, yani zaten tanıtılıyor, ondan ziyade ordular buluşması, büyük ordular buluşmasına dönüştü ki İstanbul gibi metropol bir şehirde nüfus bakımından ikinci olan bir ilimizin böyle devasa 4 günlük bir programda buluşması bizler için işte gurbetten sıla, sıladan gurbet oluyor. Buradaki hemşehrilerimizi görme, onlarla hasbihal etme, onlarla istişareler yapma, komşularıyla ordulu olmak yetmiyor. Bir de orduların komşularını biz buraya davet ediyoruz. Onlarla tanışıyoruz. Onlara ordumuzu, ilçemizi tanıtıyoruz. Akkuşumuzu tanıtıyoruz. Tabii ordunun, Ordu ilinin tescilli ilk ürünlerinden birisi olan akkuş şeker fasulyesini de gelen her misafirimize ikram ediyoruz. Tabii bunun yanında akkuşun diğer önemli değerlerini özellikle turizmde ve tarımda değerli ürünlerini de burada tanıtıyoruz. Onları da misafirlerimize ikram ediyoruz. Bu anlamda böyle hoş, neşe içinde güzel günler olacak diyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Hiç çok fazla tutmayacağım sizi. Sizi ziyarete geldiğimizde bizi çok güzel bir yerde ağırladınız, Bungalevler'de. Bundan bahseder misiniz? Gerçekten o kadar güzeldi ki hala izi kaldı. Sizden duymak istiyorum. Seyircilerimiz de bilsin, görsün turizm açısından akkuşumuzda neler var. Ziyaret etsinler, görsünler. Sizler neler söyleyeceksiniz bu konuyla alakalı? Evet, ben o zaman tekrar sizi akkuşa davet ediyorum. Evet, Kertil Mesire Alanı Ordu'nun önemli güzide turizm merkezlerinden birisi. Dolayısıyla orada turizm anlamında yatırımlarımız devam ediyor. Her gelende gerçekten de hoşnut, güzel yani anılarla oradan ayrılıyor. 100 yıllık kayın ağaçlarının arasında bungalov evlerde misafirleri ağırlamak, misafirleri orada hoşnut etmek gerçekten bizim için ayrıcalıklı. İlçemizi turizm anlamında da çok ciddi çalışmalar var. O noktalardan birisi. Evet, sizin gibi bütün dostlarımızdan güzel sözler duymak adına da çalışıyoruz. Ekibimizle çalışıyoruz. Akkuşumuzla duyuyoruz. Zaten geleceğini turizmde arayacaktır diyorum. Başarıyorsunuz başkanım. Özellikle de yöresel yemeklerimizin, lezzetlerimizin orada olması çok güzel. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Başarılarınız daim olsun, kolaylıklar olsun diyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Karizi TV izleyenleri, bugün 10.sü düzenlenen Ordu tanıtım günlerinde Şirin ilçemiz Korgan Belediye Başkanımız Sayın Tuncay Kiraz kendileri yanımızda.
bir röportaj almak istiyoruz. Çünkü çok değerli, çok aktif, çok çalışkan bir belediye başkanımız. Neler söylemek istersiniz? Ordu tanıtım günlerindeyiz. Ordu faalisi olarak orduyu buraya getirmiş miyiz? Neler yapmışız? Başarılı buldunuz mu? Katılımı nasıl buluyorsunuz? Ben öncelikle Mavi Karadeniz ailesi, Mavi Karadeniz TV benim için önemli. Çünkü niye önemli? Ben çok röportajlarım oldu, çok programlarım oldu. Ama bugün bir kez daha sizi bu mikrofonla standımızda misafir etmekten son derece mutlu olduğumuzu ifade etmeyi istiyorum. Kaldı ki Hacer Yılmaz bizim için önemlidir. Ordumuz için önemlidir. Ordu için önemlidir. O anlamda ben sizlere de hoş geldin diyorum. Bugün Mavi Karadeniz'in mikrofonunu sizin elinizde görmek beni de mutlu etti. Çok şeyler katacağına inanıyorum. Kültür anlamında, sanat anlamında ordular güzel şeyler yapıyor. Bizler de federasyonlarda 2-3 dönem görev yaptık ama bugün görüyoruz ki daha da güzellerini yapıyorsunuz. Ben sizleri tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Evet, güzel bir ortam oluştu burada. Kalabalık, güzel katılımlar, çok iyi ama bunları biz sizler sayesinde yapıyoruz. Sizlerin desteği olmadan evet yapabilir miyiz? Belki yaparız ama sizlerden gelen o güzel enerjiyle, sizlerden gelen maddi manevi destekle biz İstanbul'da, metropol şehirde daha çok güçleniyoruz. O yüzden her zaman yanımızda olduğunuz, ben bir kez daha Ordu Dernekler Federasyonu adına ben Mavi Karadeniz TV ekranları izleyicilerinin huzurunda ben size tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, röportajlarımıza devam ediyoruz. Yine yanımızda çok değerli bir başkanımız var. Kıymetli başkanım, bugün 10.sü düzenlenen Ordu Dernekler Federasyonu Ordu Tanıtım Günlerindeyiz. Nasıl bir atmosfer? Bizlere neler söylemek istersiniz? İlk gün olması hasebiyle yoğun bir protokol katılımıyla gerçekleşti açılışımız. Ben gerçekten özellikle Ordu Federasyonu'nu, derneklerini, dernek başkanlarını tebrik ediyorum. Gerçekten dolu dolu geçiyor. Çok heyecanlılar ve alanları, standları gezdiğimizde de hemen yan tarafta da gördüğümüz gibi harikulade. Ordunun kültürünü yansıtan, ordunun değerlerini yansıtan çok güzel doneler var. İnanıyorum ki bu açılışla birlikte bundan sonraki 3 günde dolu dolu geçecek. Ben bütün orduları tebrik ediyorum. Ordu Belediye Başkanlığı, Valisini, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilçe belediye başkanlarımızı haliyle İstanbul'daki ordulu siyasetçileri de katılım sağladıkları için, katkı sağladıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerin de emeğine sağlık. Maşallah hiçbirini kaçırmıyorsunuz. Trabzonlarda beraberdik. Ordularda birlikteyiz. İnşallah diğerlerinde hep birlikte oluruz. Bütün dostlara, Mavi Karadeniz seyircilerine buradan gönül dolusu selamlarımı iletiyorum. Sayın Başkanım, müjdeli bir haber mi versem? Ahmet Güngör abimden hiç kurtuluş olmuyor. Bağcılar Hamsi gününde de sizlerle bir arada olacağız. Neler söylemek istersiniz? Hamsi gününde neler olacak? Sanatıyla, Hamsisiyle başka neler olacak Bağcılar'da? Daha önceki yıllarda da Trabzonlar Derneğimizin düzenlemiş olduğu Hamsi Festivalimize özellikle bütün Karadeniz'de hemşehrilerimizi ben Bağcılarımıza, büyük ilçemiz Bağcılarımıza davet ediyorum. Bir öncekinde hatırlıyorum yaklaşık 20 bin katılımcı olmuştu. İnşallah umut ediyorum ki bu yıl daha da fazlası olacaktır. Pandemi nedeniyle geçen yıl yapamamıştık ama çok özledik Hamsi Festivali'ni. Hep birlikte sizleri de bekliyoruz inşallah. Sağlıcakla kalın efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sayın Başkanım, çok kısa bir Mavi Karadeniz TV ekranlarına kısa bir röportajınızı alalım. Bizim için değerlisiniz. Ordumuzun gururusunuz. Yoruldunuz. Dolaşıyorsunuz standları. 10.sü düzenlenen Ordu Tanıtım Günlerini nasıl buldunuz? İstanbul'a orduyu getirebilmiş miyiz? Neler yapmışız? Yani ben de kısa dediğiniz için ziplenmiş bir cevap vereyim yani. Ordu buraya gelmiş. dolayısıyla İstanbul'daki sadece ordulu hemşehrilerimizi değil, tüm İstanbulluları orduyu daha yakından tanımak, ordunun güzelliklerini, ordunun lezzetlerini, ordunun kültürünü daha böyle yakından böyle içine girerek keyfiyetini anlamaları için İstanbul'daki Ordu Tanıtım Günlerini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Kolaylıklar diliyoruz.
Sevgili seyirciler, röportajlarımıza devam ediyoruz. Birbirinden değerli siyasilerimiz, belediye başkanlarımız var. Şu anda bu standı bu kadar güzelleştiren ekibiyle birlikte çalışkan ve azimli bir belediye başkanımız, Kumru Belediye Başkanımız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Neler söyleyeceksiniz? Bu stand için neler yaptınız? Bizlere anlatır mısınız? Öncelikle Mavi Karadeniz TV'ye teşekkür ediyorum. Bizleri İstanbul'daki ordularla ve Kumru kardeşlerimizi, hemşehrilerimizi buluşturduğu için. Tabii ki biz Ordu Kumru Belediye Başkanıyım. Ve İstanbul'da yaklaşık bizim 70-80 bin vatandaşımız var. Abilerimiz, kardeşlerimiz var. Onlar çoğu bu yazın Kumru'ya gelemediği için biz ne yapalım dedik. Biz de Kumru'dan İstanbul'a gelelim dedik. Bu vesileyle bizlere her zaman yardımcı olan Ordef Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar bizi ta Kumru'dan buraya getirdiler, yardımcı oldular. Hasreten teşekkür ediyorum. Yine İstanbul'da çok değerli abilerimiz, kardeşlerimiz var. Bizi de yalnız bırakmadılar, yalnız bırakmıyorlar. Hep bizimle oldular. Biz de onların vesilesiyle işte Kumru'daki eskiden yaşanmış büyüklerimizin, babaannelerimizin, annelerimizin yaptığı ve daha o zamanlardan yaşadıkları evlerimizi biz buraya canlandıralım dedik. İşte kimimiz o zamanlarda yayıkta ayran yapıyorlardı, onları da getirdik. Ve buradaki İstanbul'daki hemşehrilerimize sergiliyoruz. Evet başkanım, ben kendimi bugün cennette hissettim. Neden derseniz çocukluğuma gittim. Evet. Gerçekten bu güzelliği buraya taşıdığınız için ben çok teşekkür ediyorum Ordu adına. Şuradan başlayalım mı? Evet. Burada neler var? Bizlere şöyle bir tanıtabilir misiniz? Bahsedebilir misiniz? Öncelikle Hacı Hanım, ben de gerçekten bunları severek yaptık. Ben buradaki bunlara yardımcı olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunun hepsini biz kendimiz yaptık. Ve bunu yaparken de biz o zamanlar yaşadık. Bu terek. Bu terek zamana ben yetiştim. Elhamdülillah biz hem yokluğu gördük hem de varlığı gördük. Çok şükür. Belki de en şanslı kuşak bizim kuşağımız. Şimdi bu eski köy evlerimizden, köy evimizin tereği. Şimdi buradaki normalde bunlar bakırlı olması lazım ama bakırlı. Şu anda biz bakır sanatı bittiği için bunu kalaylatamadık. Daha nostalji olmuş. Evet, biraz daha eskiye anımsattı. Daha nostalji. Mesela şu bakraç deriz. Bu bakraçı annelerimiz ahır dediğimiz inekleri sağardı. Sütünü eve getirir ve sonra da buna yoğurt çalardı. Yine bu çanaklarda eskiden... Evet, bu da yine aynı onun büyüğü. Mesela bu çanak. Eskiden yemeklerimiz Hacer Hanım... Sadece sineğe koyulurdu ama çok kalabalık bir aile. Kaşıkla değil mi? Evet. Aynı tas. Kalabalık aile olduğu için sadece bu buna biz çanak deriz. Çanaktan yiyirdi ve herkes kendi önünden yerdi. Kendi önünden yemesinin sebebi de herkes kendi önünden yerse daha çok bereketlenirmiş. Yemek bitmemiz çoğalırmış yani. O yüzden evet, bu şekilde kalabalık aileler bu çanakta yemek yerlerdi. Biz şimdi o günleri özlüyoruz. Kesinlikle. Evet. Yani gözlerim doldu gerçekten. Çocukluğuma gittim. Başkanım, bunu Ahmet Güngör abim bilmez. Evet. Anlatabilir miyiz? Ben bunu da biliyorum. Evet, siz biliyorsunuz. Bunun adı fonidir. Normalde bunun şimdi yayık vardı. Bu yayın ağzına dökülmemesi için burada yoğurt koyarlar. Ayran koyarlar, yoğurt koyarlar bunu yapmak evet. için. Yani bu bir nevi doğal, organik foni görevini yapıyordu. Tabii şimdi bunlar artık bitti. Bunlar daha yok. Bunlar daha farkları olmaya başladı. 80 yıllık bir bardak. Köylerde şimdi biliyorsunuz tallada falan cam bardak kırılıyordu. O zaman plastik yoktu. Ne yapalım ne edelim işte bu tür madeni bardaklar icat edildi. Bunların tallaya gittiği zaman da kırılmayan ve aynı zamanda da kaybolmayan bir bardaktı yani. Başkanım, kristal bardakta da su içsek inanın bu lezzeti vermez. Evet, biz biliyoruz. Bu da ayran içmek için ve küçük çocuklara yemek vermek için tas diyoruz biz buna eski tabirle. Şimdi tabii kase deniyor ama bunun gerçek anlamı tastır yani. Evet. Ve yer soframız, sinimiz var, bakırdan oluşan. Yani şöyle bağdaş kurup otururduk sevgili seyirciler. Gerçekten duygulanmamak geldi değil, çocukluğumuza zaman, kadar gittik. Bir zamanda bu sininin başında 8 kişi yer, kanını doyan kalkar, bir 8 kişi daha gelir. Biliyorsunuz eskiden evlerimiz çok kalabalıktı ve bereket vardı. Şimdi evler çoğaldı, binalar çoğaldı, insanlar çoğaldı ama gidip gelme olmadığı için 2 kişi, 3 kişi artık yemek yiyor. Maalesef biz üzülüyoruz ama inşallah eskisi gibi daha çok çoğalırız, birlik beraberlik oluruz. Bir de şu var, şimdi eskiden bir de misafir vardı, misafir gelirdi. Maalesef şu anda misafir falan bitti, bitirdik. Sadece sade yaşıyoruz. Biz üzülüyoruz ama inşallah evet, eskisi evet, gibi başkanım. Yine tekrar geri döneriz diye düşünüyorum ben. Yine daha sonradan modernleşmeye giden tabaklarımız, sahanımız değil mi? Sahan, evet. Şimdiki tabirle tabak diyoruz. Bunda yine 3 veya 4 ailelerimiz, kişilerimiz yemek yerdi. Bu tasın bir büyüğü.
Ama şimdi bunun bile artık daha yiyen yok yani. Yok. Bitti. Başkanım, fındık zamanı öğlen molasında bunlar kurulurdu. Evet. O kaşık sesleri. Hani acıkıyoruz, iştahla yemek yiyoruz böyle. O kaşık sesleri şimdi, aynı tabaktan yemek. O günleri ben yaşadım. Çocuktuk ama biz biliyorduk mesela tarlada çalışan 15 kişi vardı. 13 tane kaşık gelirdi. 2 kişi dönüşüm olarak girdi. Ya uzun hastalık yok muymuş Hacer Hanım ya? Evet başkanım, bu nedir? Bu eleğin küçüğü, bu elek, bununla biz un elerdik veya işte harman zamanında buğday. Buğday elenirdi ki tozları buradan aşağıdan düşsün, kendi aslı burada kalsın diye. Bu bizim olmazsa olmazlarımızdı. Tabii ki şimdi daha bunun modelleri geldi. Artık unlar elenmiş olarak geliyor. Daha önce elenmiş un yoktu. Biz bu elekte eliyorduk yani. Şimdi... Başkanım bu ne, bu şuna bakmak istiyorum. Çok merak ettim. Evet. Bu nedir? Bunun adı düğüm. Ben bunu ilk defa görüyorum. Bu arpa, buğday, at veya öküz, affedersiniz, öküzleri biz bunu saman yapardık. Buğdayı düşünün, bağ bağ şeklinde. Onu dövdüğün zaman da saman oluyor. Yine hayvandan yiyeceği oluyor. Hatta bunun buralarında sakızla bunu yapıştırdık ki bu düşmesin diye. Bu gerçekten çok kesici. Biz biliyoruz ki biz bunun üzerine çok zevkli de bunun üzerine binmek. Ben bunun üzerine bindim. At önde gidiyor. Siz düşmemek için düşseniz bile size bir şey olmuyor. Niye? Çünkü samanın, kalın saman üzerine düşüyorsunuz. Ve çok da keyifli oluyor. Bu da biz biliyorsunuz fındıkçı bir ailenin çocuğuyuz ve bizim çok fındık var. Biz sabah namazdan kalkardık. Eskiden böyle ilaç vurdu. Bak hatta içinde ilaç da var. Bu fındıklara böyle ilaç vuruluyordu. Bu başkanım, vallahi inan ki biraz içine ilaç varsa kameramana evet. Doğru sıkar mısınız? O zamanlar süpersiniz. O zaman biz daha küçüktük. Bak inan ki zabağa kalktığımız zaman da bir gün sonra kollarımız böyle ağrırdı bunu vurmakta. Ama mecburduk yani. Bu vurulacak. Şimdi artık bitti. Bunun motorları geldi. Motorlarını aldık. Daha hızlı, daha kolay. Evet. İşte maalesef eskiden büyüklerimiz zamanla yarışmışlar ve aynı zamanda hepsini orijinalini yapmışlar. Allah razı olsunlar. Başkanım neden sabun? Neden sabun? Sabun bizim olmazsa olmazlarımız. Şimdi biz... Şöyle geleyim başkanımız. Bu tarafa geçin. Şimdi biz eskiden annem falan anlatılardı ki eskiden kir varmış. Veya kül diyoruz. Sobada yaktığımız külleri de bir zamanla temizlik yapmışlar. Veya topraktan kil yapmışlar, ondan temizlik yapmışlar. Biz onları görmedik ama sabunu gördük. Biliyorsunuz sabun şu anda derde deva. Şampuan kullanıyoruz, kepek yapıyor. Yapmayan da çok az ama genellikle yapıyor. O yüzden biz de şimdi sabunumuzu koyalım ki eskiden de sabunla kurusun diye bu şekilde ocakların üzerine koyulurdu. Kuruduğu zaman da hemen bitmez. Biliyorsunuz yani hemen bitmiyor. O yüzden biz de nostalji olsun diye ocaklarımızın üzerine sabun koyduk. Burada kuruyorlar. Sabun koyduk, mısır da mısır, evet. Koyduk. Fasulyemizi koyduk. Fasulyemizi koyduk. Evet, evet, evet. Kurusun diye. Biberimizi dizmişiz, acı biberimiz. Koyduk. Ocağımızda, kazanımızda evet. Suyumuz kaynıyor. Ya, bizim amacımız, mısırımız kaynıyor. Hacı Hanım, bizim mangalımız. Evet, bizim amacımız bu kazanda bizim köy patateslerimiz var. Beyaz patates pişirmekte ama burada yapamadığımız için evet. Sadece şimdi kazanını koyduk. Ama ileride inşallah güzel patates, beyaz patateslerimizi, kırmızı patateslerimizi getirip buradaki İstanbul'da yaşayan Ordu'da, Kumru'da hemşehrilerimizden misafirlerimize ikram etmek olacak. İnşallah. Sevgili Ahmet Güngör abi, ben burayı es geçmek istemiyorum. Dikiş nakış kursuna gittiğim için bende anısı çok büyük. Annemin makinesiyle. Bu genç kızların heyecanla beklediği bir makineydi. Şimdi o zamanlar kızlarımızın olmazsa olmazdı. Ve tek istekleri dikiş makinesiydi. Ama şimdi bitti bunlar. Bunlar şimdi istemiyorlar yani. Şimdi o zaman kızlar makine istiyordu. Şimdi yatları istiyor, katları istiyor. Evde istiyor kızlar. Maalesef öyle istiyor. O yüzden evde kalıyorlar. Ya işte evet. Bu da beyni çok güzel eski. Bunlardan biri. Bu da yaklaşık bu televizyonda çıkalı 42-43 yıl oluyor. Biz bu hala çalışıyor. Biz bunu atmadık. Tabii şimdi daha bunun modelleri çıktı. İşte 200 ekranları çıktı. 120 ekranları çıktı. Maalesef öyle. Bunlar da sebedimiz. Sebedimize küçük bebeklerimiz fındık toplar. Kimisi elma toplar. Ama bu küçük bebeklere göre yapılmış. Bunu belki çoğu bilir ama bu da ip, gün ipi eğirmek için. Şimdi genellikle bunun koyunu olanlar. Koyunu kırkarlar, temizlerler. Sonradan koyun ipinden ip yaparlar veya o zaman da biliyorsunuz çok soğuk çok olduğu için gazak falan dokunurdu. Bu o zaman da bizim olmazsa olmazlarımız ve genç kızlarımızın en çok merak ettiği de yine bir biz yine onu da canlandıralım dedik burada. Sevk edelim dedik. Çok teşekkür ediyorum. Yine postumuz burada başkanım. Evet, postumuz biliyorsunuz eskiden kurban herkes kesemezdi. Kurban kesenler de genellikle o zaman koç keserlerdi.
Koşu kesmenizin sebebi namaz kılmak için namazlı deriz biz eskiden, namazlı. Namazlı yapmak için koşu keserlerdi. Bu yaklaşık bu da bir 80 yıllık falan bir namazlı bu. Hala yine bunun üzerinde namaz kılanlar var. Tabii o zaman da seccade yokluk vardı ki, herkese yokluk vardı yani. O zaman taş üstünde ev kurmak diye bir tabir vardı. Milletimiz zorlukla ev kuruyordu ya. Bunda olmuyordu ya, biliyorsunuz. Bunu fakir kurban kesiyor mu ki? Bunu nereden kesecek yani? Kesinlikle. Kes. Zengin. Gaz lambamız var başkanım. Görsel değil değil mi? Tamamen gazla çalışıyor. Kesinlikle şu anda gazla çalışıyor. Görsel şu anda yanıyor. Organik. Bunun öncesi de var. Öncesinde el lambası vardı. Evet. Küçük, daha küçük bunun. Farfar da vardı. Farfar da. Bunun daha küçük el lambası vardı. Ama şimdi bu el lambasının bir lüksü. Tabii ki biz bundan da büyüdük. Biz bunun gaz lambasıyla ders çalıştık. Ama elhamdülillah o zamanlar daha bir farklıymış. O zaman da okuyan çocuklar, inan ki şu anda hepsi bir yerde. Şimdi imkan çok var. Ders çalıştım. Evet. Şimdi imkan var ama maalesef ders çalışmak yok ve azim yok. Ben tekrar burada annelerimizi, büyüklerimizi saygıyla selamlıyorum, ellerinden öpüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bitmiyor sevgili seyirciler. Yiğit ineklerimizin ve affedersiniz biz balak deriz, camış deriz. Onların çavuydu. Yaylaya giderken daha çok bunlar takılırdı. Hala yine devam ediyor. Buradan ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten tarım konusunda ilçelere hep destek veriyor. İşte camışlar dağıttı, koyun dağıttı, gaz dağıttı. Ne istersek geçi dağıttı. Yeter ki imalat yapalım diye, ihracat yapalım diye. Ben tekrardan kendilerine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu da bak, bu da öküzlerin iki öküze takılan boyunduruk bunun adı. Burada öküzün bir tanesini buraya takıyorsun ki bir tane buraya takıyorsun. İkisi eşit bir şekilde çeksin diye. Yine kolanlarımız var. Bu da kolan. Ya bu kolanlar biz inan ki çok ot taşıdık, size söyleyeyim ya. Ben taşıdım. Evet. Ot taşıdık, üzüm fındık taşıdık. Taşıdık. Şimdi yapmaya gerek yok. Evet. Hepsini yaptık. Ben buradakinin hepsini yaşadım, size söyleyeyim ya. Ben de yaşadım. Yaşadığım için anlatıyorum. Evet. Yaş. Yine bu işte öküz arabasının bu tekeri. Bu 4 tane teker vardır bunlarda. Bu gacır gucur edirler ama o zaman yokluk vardı. Belki de buna bir işte sürecek bir yağ bile yoktu yani. Ben şimdi o günleri biz onun üzerine binerdik. Bizi hatta binmesin diye koştulardı. Biz yine gizli binerdik öküz arabasına. Tabii o zaman farklı bir heyecan vardı. Farklı bir işte talep, arz talep vardı o zaman. Yine beşiğimiz. Biz de bu Beşik'te büyüdük. Beşik'te büyüdük. Ama Ahmet abi sen Beşik'te büyüdün mü? Şu anda uzmanların demesine göre en faydalı Beşik de bu Beşik. Kesinlikle. Bu Beşik yani. Bunda bu Beşik artı buna yün yatak yaparsan o çocuğun ağrısını alıyormuş. Evet. Şimdi tabii ki biraz daha lüks parayı bulunca millet bunu unuttu. Ama çocuklarda hastalık bitmiyor. Maalesef biz yine tekrar bunlara dönersek biz çocuğumuz daha zinde olacak, daha rahat olacak diye düşünüyorum. Bu da yine bizim küçük koyunlara ve küçük danlara taktığımız zil, çaf. Bu şekilde buraya sevgilim dedi ki İstanbul'daki Kumlu hemşirelerimiz görsün. Eskiden tarihin yaşasın diye buraya kadar geldik ya. Başkanım burada bir soba var. Kostil evet. Var mı içinde, bir bakalım mı? Kostil. Ben sabahleyin biraz ısındım bu sobada. Bunu eskiden biz otururduk. Bu şekilde otururduk. Eskiden böyle ısınırdık ama içinde de tabii ki bunun bir büyüğü vardı. Patates atardık. Ama o attığımız patatesi de bu mahalle komple bunda yerdi. Hem sohbet edilirdi, içinde patates de yenirdi. Aynı üzerinde de bunun güğüm vardı. Güğümde de çayı olan çay denirdi ama olmadan sadece abdest su yapardı. Size söyleyeyim. Eskiden çay da yoktu biliyorsunuz yani. Biz onları da gördük. Tabii ki Allah'ım o günleri göstermesin. O zaman yokluk vardı yani. Ama elhamdülillah şimdi her şey var. Şimdi adam kendi durumu iyi değilse bile durumu iyi olanlar olmayanlara yardım ediyor. Allah'ım gördüklerimizden geri bırakmasın. Çünkü çok önemli yani. Şimdi ben hiç yokluk çekmedim ama yokluk çekenleri biliyorum. Onların derdini de iyi anlıyorum. O yüzden ben belediğimde kim gelirse gelsin hiçbir zaman geri boş göndermem. Ne isterse olanı veririz yani. Kesinlikle yani. Ona biz şahitiz başkanım. Yakinen tanıyoruz. Yine başkanım bunu anlatabilir miyiz? Evet, bu da halbur deriz biz buna. Şimdi ben şunu alayım şuradan. Şimdi bizim burada dedik ya az önce harman dövdük. Evet. İçinde buğday var. Buğdayı buna koyarlar. Böyle eleriz. Böyle eleriz ki üzerindeki buğday burada dursun, tozu aşağı düşsün. Yani bu şu yabanın bir çeşidi. Yabanı havaya atıyorsun, savruluyor. Burada kalanlar da böyle eliyorsun böyle. Ama işte düşün ki bunda bir annemiz veya büyüklerimiz
50 çuval veya 20 çuvalı böyle, bu şekilde eliyor. Düşün. Şimdi kimse yapmaz. Yok. Kimse yapmaz. Şimdiki kızlar, bırak sen bunu yapmayı. Fındık bile seçmekten alıştık. Maalesef. Artık. Maalesef öyleyiz. Evet, evet, evet. Başkanım, bu nedir? Ben de çok merak ettim. Bizim koyunlarımızın yününü böyle teker teker ayırma işine yarıyor. Bunu duvara asıyorsun. Bu yüne böyle vuruyorsun. Aynı ip haline geliyor bu. Sonradan da bu yünü ip haline getiriyorsun yani. Bunun temizliğini yapıyor. Temizliğini yapıyor yani. Başkanım, o kadar güzel şeyler getirmişsiniz ki aslında hepsine yer vermek istiyoruz ama biraz da sürpriz olsun. Ordu tanıtım günlerine Yeni Kapı'ya, Kumru standımıza, Kumrularımızın ve belediye başkanımızın bulunduğu standa gelsinler. Kendi gözleriyle o nostaljiyi yaşasın istiyoruz. Ordulu ve ordulu olmayıp orduya gönül veren dostlarımız. Ben Mavi Karınız TV ekibi adına ve yine Ordu Dernekler Federasyonu Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyeleri adına bu güzelliği bizlere, buraya İstanbul'a taşıdığınız için çok teşekkür ediyorum başkanım. Çok sağ olun. Elinize kolunuza sağlık. Ben de Mavi Karadeniz TV'ye teşekkür ediyorum. Yine Hacer Hanım, sizlere ve Ordu TV ailesine, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bu kanallar bizim olmazsa olmazlarımız yani. Bu kanallar bizi Türkiye'ye ve dünyaya duyuran, reklamlarımızı yapan araçlar. O yüzden hasreden sizlere teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz ve Fuat Kuş Beyefendi'ye, Karadavut Beyefendi'ye de sizlerin huzurunda tekrar teşekkür edelim. Böyle güzel bir kanalı bizlere kazandırdığı için. Sağ olun, teşekkürler. Evet, Mavi Karınız TV ekranlarında bizleri izleyen sevgili seyirciler, Ordu tanıtım günlerinde benim için çok değerli olan Ulubey'imizin değerlerinden bir tanesi Ulubey Belediye Başkanımız Sayın İsa Türkcan'la bir röportajımız olacak. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli başkanım. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Yayın hayatınıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ordu burada İstanbul'da. Nasıl buldunuz? Katılım nedir? Ordu'yu yaşayabildiniz mi burada? Tabii. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. 2 yıl aradan sonra tekrar Ordulu, Ordu'nun 19 ilçesinden ve İstanbul'da oturan hemşehrilerimize buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen yıl pandemiden dolayı bu etkinlik yapılamamıştı ve Ordu'ya, Ordu Yönetim Kurulu'na tamamına teşekkür ediyoruz, emeği geçene. Gerçekten muazzam bir pandemi olmasına rağmen muazzam bir birliktelik vardı. Biraz önce alanda da gördük. Emeği geçen başta sizler olmak üzere bir ekip ruhuyla çalışmışsınız. Bir aile ruhuyla çalışmışsınız ve o aile ruhunu, bu ekip ruhuyla bugün bu başarıyı yakaladı. Ordu'nun 19 ilçesinden ilk gün olmasına rağmen demek ki vatandaşlarımız bir araya gelmeyi özlemişiz, sarılmayı özlemişiz, kucaklaşmayı özlemişiz, hasbihal etmeyi özlemişiz. Ben her zaman şunu söylüyorum, ordusuz İstanbul olmaz, İstanbulsuz ordu olmaz ve gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Birlikteliğimiz devam edecek. Ordu'nun 19 ilçesinden, Akkuş'undan Mesudiye'sine, Ulubey'inden Gölköy'üne varıncaya kadar bütün hemşehrilerimizi bu 4 gün İstanbul'da, Yeni Kapı'da, orduların buluşmasında bekliyoruz. Bütün hemşehrilerimiz sizlerin vasıtasıyla davet ediyoruz. Gururla bekliyoruz onları. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Bu katılım sizlerin desteğiyle, buradaki organizasyon, siz 19 ilçemizin belediye başkanlarının desteğiyle, İstanbul olsun, ordumuzun olsun. Sizler olmadan bizler burada yapabiliriz ama çok az yapabiliriz. Sizlerin desteğiyle biz daha en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Ulubey sizi seviyor başkanım. Bir Ulubeyli olarak sizinle gurur duyuyoruz. Bizler de sizlerle gurur duyuyoruz. İyi, çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz başkanım. Görüşmek üzere. Tamam. Sayılır.
başında esiyor serin yeller, esiyor serin yeller. Karşıdan ele diyor, karşıdan ele diyor. İnce belli güzeller, ince belli güzeller. Aşağı gel aşağı, aşağı gel aşağı. Yemin olsun alacağım, yemin olsun alacağım. Bir ordulu uşağı, bir ordulu uşağı. Evet, Mavi Karadeniz TV ekranlarında bizleri izleyen sevgili seyirciler, kaçırmıyoruz. Ordu tanıtım günlerinde bir Giresunlu'yu yakaladık. Giresun'un değerlerinden bir tanesi. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Ordu günlerinin bugün açılış günü. Sevgili ordu hemşerilerimizi bugün bu güzel güneşli günde tüm ordu hemşerilerimizi bu kültüre ve buraya destek vermelerini bekliyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Mavi Karadeniz ailesi olarak. Bugün ordu tanıtım günlerinin ilk günü. Kalabalığı nasıl buldunuz? Katılımı nasıl buldunuz? Bir Giresunlu olarak doğru söyleyin. Şimdi bugün gerçekten ordu hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Bugün açılış günü. Açılış gününde de tabii ki havanın da güzel olması münasebetiyle gerçekten ordular bu işe sahip çıkmış. Teşekkür ediyoruz. Peki Ahmet Güngör abimi nasıl bilirsiniz? Ahmet Güngör bizim değerli bir kardeşimiz. Kendisi... Ama oradan parmak sallıyor, yok. Tehdit var. Ya sevmiyorum kendisini. Ben dersin. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, sizlere güzel lezzetleri ekran başına taşımaya devam ediyoruz. Pideyi konuşturan adam diyorum ben kendisine. İbrahim Usta'nın yanındayız. Koku burada o kadar güzel ki sevgili İbrahim Usta. Bu lezzeti bizlere nasıl kazandırıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Valla biz işimizi seviyoruz. İlk önce sevgimizi katıyoruz. İşin ehlisiyiz, ustasıyız. 40 yılımı verdim bu işe. İşi bildiğin zaman eğer el lezzetinde varsa güzel bir şey ortaya çıkıyor. Ama ilk başta ilk önce kalite diyoruz. Hakiki tereyağıyla, doğal peyniriyle, doğal etiyle, kavurmasıyla, unuyla beraber bunları güzel bir harman yaptığın zaman ortaya böyle bir lezzet çıkıyor. Ben de bu lezzeti insanlara tattırdığımda, yediklerinde eline sağlık ustam dediğinde mutlu olan bir insan oluyorum. Mutlu olmamak elde değil çünkü güzel duyumlar alıyoruz. Herkes çok güzel eleştiriyor. Şöyle bu tarafa geçelim. Hem pidelerimizi tanıtalım hem sohbetimize devam edelim. İbrahim Usta. Pidemiz neyle? Bu uzun açık peynirli kavurmalı. Bu hafta ordu günlerinde olduğumuz için ordular genellikle uzun pide severler. Evet. Yuvarlak peynirli kavurmalı her yöreye hitap eden. Bu peynirli işte bizim Giresun Göre'de imansız peynir deriz. Burada işte telli peynir, golot peyniri falan derler ama peyniri için kullanmadan önce bir hafta önceden salamura yatırırız. Bugün kullanacağımızı akşamdan suya koyarız. Tuzunu çıkarmak için. Bu da peynir tereyağı kavurma. İsteğe göre yumurta kırabiliyoruz. Yani böyle bir şeyler çıkıyor. Kapalı kıymalımız da var normalde. Kalmadı. Evet. Yoğunluktan dolayı. Yarın tekrar olacak. Şimdi onu soracağım. Bugün ordu tanıtım günlerinin birinci günü. Katılım güzeldi. Protokol olsun, standlarımız olsun. Burası nasıldı? Katılım nasıldı burada? Vallahi benim talebim var. Çünkü artık İstanbul'da tanınan, ben de sizler gibi yıllardır televizyon programları yapar. Sizlerin sayesinde. Hep beraber programlar yaptık. Ve bir araya geldik. Sonuç olarak insanlar güvendiği, bildiği yerden temiz, tesis, kaliteyi artık arar olduk. Ben de çocuğuma yedirmediğimi, müşterime, halkıma, misafirime yedirmiyorum. Helaliyle iş yapıyorum. Bugün katılım güzeldi. Perşembe olmasına rağmen. İnşallah bu cuma, cumartesi, pazar Yeni Kapı halkını buraya sığmayacaktır. Ama dikkat edeceğiz tabii, pandemiye de dikkat edeceğiz.
Bu yüzden inşallah iyi olacak diye düşünüyorum. Ben es geçmek istemedim. İbrahim Usta'nın veliahtları var burada. Onlardan da baba mesleğini ele almış görünüyorlar. Vallahi maşallah ailece bu işe el atmışsınız. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Erdem Kodal. Selman Erdem Kodal, İbrahim Usta'nın oğluyum. Birlikte çalışıyoruz burada. Öyle okuyor muyuz yoksa bu mesleğe devam mı edeceğiz? Hem okuyoruz hem çalışıyoruz. İkisi çok de. Güzel. Güzel kızımız burada. Sizi tanıyalım. Merhaba, ben İrem. İbrahim Usta'nın kızıyım. Teşekkür ediyoruz, bu kadar. Konuşmayı çok sevmiyoruz herhalde. Biz bir de yapalım, konuşmayalım mı diyorsunuz? Bu kadar yeterli. Teşekkür ediyoruz. Aldığım nefes. Oğullarımla, kızımla burada yanımda olmalarına çok mutlu oluyorum. Bana güç veriyorlar. Aile gücü bir başka, kendimden biliyorum. Aile olmadan hiçbir şey olmaz. Başarının en büyük sırrı önce aileden gelir. O yüzden Allah birliğinizi, beraberliğinizi bozmasın. Amin. Bu arada bu kanal da bizim ailemiz. Mavi Kardeş bizim kanalımız, bizim ailemiz. Ben buradan bizi izleyen tüm herkesi Yeni Kapı'ya, Ordu günleri olsun, önümüzde Giresun günleri var 18'inde. Herkesi buraya lezzeti, kaliteyi tatmaya bekliyorum. Mavi Karadeniz ailesine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mavi Karadeniz TV ailesi de Karadeniz Mutfağı İbrahim Usta'ya tekrar teşekkür ediyor. Vallahi Ahmet Bey, ben Sayın Valim aradı beni, Ordu Valisi. Ben de yani şey olarak da geliyorum, Tuncay Bey. Buradayım dedi, geldim. Ama ben Ordu günlerini bizim hepsine geliyorum. İlk gün böyle olmasına lazım. Bunun cumartesi pazarını sen düşün. Yarını sen düşün. 10 numara. Ve ordular bu işi bizden daha iyi biliyor. Sönmez Bey kardeşim var. Sayın Başkanım var. Başkanıma vereyim. O da bir şey etsin. Zaten Mavi Karadeniz biliyorsun bizim. Dün de Murat'tan da Fuat bizdeydi. Yakında bir gece yapıyoruz. Zaten geceden bir şeyin de buna vuruyoruz. Yani gece dedim iş adamları. İstinye'de 2 ay izin dediler. Ben diğer şeylerini hazırlıyorum. Diğer arkadaşlar da hepsi gelecek. Başkanımıza verelim. Başkanımız da size bir şey yapsın. Ordu Kabataş Dernekler Federasyonu Başkanıyım. Biz dernek başkanlarımla, arkadaşlarımla beraber Ordu günlerinin açılışına katıldık. Ve bugün gerçekten ilk gün olmasına rağmen çok güzel bir kalabalık var. İnşallah gelecek 4 günde daha bundan kalabalık görürüz. Burada biz orduları onur etmek adına orduların yöresel yiyecek neyi varsa kültürel onu hem izliyoruz hem destek oluyoruz. Belediye başkanlarımıza destek olmaya geldik. Bütün dernek başkanlarımızla beraber, misafirlerimizle beraber buradayız. Biz Kabataş Federasyonu olarak zaten 14 tane derneğimizle birlikte, bütün organizasyonlarla birlikteyiz. Biz Kabataş Federasyonu olarak da özellikle bir organizasyon yapacağız inşallah. Merhabalar, ben AK Parti Esenyurt İlçe Yönetim Kurulu üyesi, Mali Müşavir Kemal Çetin. Ordulular Günü'nün finali bugün başlamış oldu ve en güzel tarafı da şu oldu ki çok coşkulu bir şekilde bu organizasyon düzenlenmiş ve organizasyon da aynı şekilde coşkuyla devam etmektedir. Bugün Perşembe olmasına rağmen böyle bir coşku varsa cumartesi ve pazar günü gerçekten İstanbul'da orduların ve kimler olduğunu bu coşkusuyla ve katılımıyla gösterecektir diyorum. Ve tabii ki burada şunu da unutmamak gerekiyor. Bu organizasyonu düzenleyen bütün başkanlarımıza ve yönetim kuruluna da ayrıyetten teşekkür ediyorum. Yöresel ürünlerimizi sizlere ekran başına sunmaya çalışıyoruz. Burada o kadar güzel ürünler var ki birbirinden değerli kadın arkadaşlarımız el marifetleriyle, el becerileriyle
neler yapmışlar neler, hemen şimdi sizlere tanıtacağım. Efendim, nereden geldiniz? Neler yaptınız? Bizlere kısaca bahseder misiniz? Elbette ki ben Gölköy Girişimci Kadınlar Kooperatif'ten Aynur İnce, hoş geldiniz diyoruz. Böyle bir organizasyonu düzenlediği için yetkililere çok teşekkürler ediyoruz. Bizler neler yaptık? Gölköy'de yetişen ürünlerimizden mesela bizim Gölköy'de patates çok yetişir, patates kurusu yaptık. Bayanların elinde kalan ürünlerini değerlendirmek adına bunları yaptık. Isırganlarımızı topladık, kurusunu yaptık. Fasulyelerimizden fasulye kurularımızı yaptık. Yöresel bir bitkimizdir kaldirik. Bunları da aç bitir şeklinde sarmalarımızla falan koymak için bunları yaptık, kavurmak için. Bunlar da fasulyelerimiz, yine yemeklik fasulyelerimiz. Şu bitki de çok böyle değerli bir bitki, sarı kantoron. Sarı kantoronu yağda bekleterek 6 ayda arkadaşımız, dernek üyesi arkadaşımız, kooperatifimizden arkadaşımız bunu yaptı. Bu da romatizmal rahatsızlıklara falan iyi. Bunu içmek için olanı da var. Bu ağrılar için yaptık bunu. Daha sonra işte bitkilerimiz var. Şu da nar ekşisi gibi ama erik ekşisi. Erik ekşisi bu şeker hastaları için birebir tamamen doğal, şekersiz, katkısız. Biz bunu böyle bir gün kaynataraktan yapıyoruz, eriği toplayıp. Daha sonra pekmezlerimiz var. Yine elma sirkesi galiba. Elma sirkesimiz var. Evet. Evet. Ve tarhanamızın çeşitleri. Bu da yaş tarhana diyoruz. Şu da kurusu, bu da toz halinde olan tarhana. Arkadaşlarımız hiç durmadılar. Allah razı olsun. Şu arkanızda da elmalarımız. Evet. Evet. Hiç öyle alalım. Bizim ürünlerimizde fabrikasyon hiçbir şey yok. Tamamen elde. Tamamen elde. Kesmesi, kurutması tamamen elde. Mısır çorbamız. Çok severim. Evet, evet. Çok da güzel. Yoğurtlusu gayet. Üzerine nane tereyağı. Aa, harika. Tereyağı da koydun muydu? Harika olur. Evet. Evet. Dolma. Ha, şu. Bunu da. Şoklanmış değil mi? Şoklanmış değil. Bu ürünümüzde belediye başkanımız, Gölköy Belediye Başkanımız Fikri Uludağ'ın eşi, biz kadın kooperatifini destekledi. Size dedi bir ürün söyleyeyim. Bunu dedi aç bitir şeklinde yapın. Memurlar dedi hemen gidince alsın, ısıtsın, yesin. Ona da teşekkür ediyorum Emriye Hanım'a. Selam, evet. Olsun, selam olsun. Evet. Çok evet evet. Evet evet. Genelde öyle pratik fikirler üretiyor. Ben kendisine bu arada teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum bize verdikleri destekten dolayı. Evet, o konuda çok şanslıyız. Evet, şanslıyız. Çalışkan, azimli bir belediye başkanı. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. TV ekranlarına biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet, ailecek destekliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ablacığım, ben burada bir şey gördüm ve hemen ben bunu Ahmet abime armağan etmek istiyorum. Ahmet abicim, ayvayı yedin. Bugün bu röportaj görevini bana verdiğin için bu ayvayı ben sana armağan ediyorum abicim. Ayvamızı hediye ettikten sonra, ablacığım hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Memleket neresi? Mavi Karadeniz TV ekranlarına şöyle sevdiklerine bir selamlayalım. Selamlıyoruz. Hepsine selam ediyorum. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyoruz. Ordu'dan geldiniz. Yok, ben burada Eyüp'te oturuyorum. Ordu havasını buldunuz mu burada? Ordu'yu yakaladınız tabii, mı? Tabii. Koklamaya gitmiş gibi oldunuz mu? Herhalde ona geldik zaten. Değil mi? Tabii, koklamaya geldik, havasını almaya geldik. Çok, ne hoşunuza gitti? Her şey. Her şey. Güzel. Kivimiz, kabaklarımız, her şey. Erişelerimiz, pekmezlerimiz, hepsi birbirinden güzel. Tabii. Evet, geleceğim. Mısır kırmalarımız, her şeyimiz hepsi güzel. Hepsi organik. Peki sizler burada yapıyor musunuz? Yapıyorum. Pancar çorbasını. Yapıyorum. Galdiriğimizi. Yapıyorum. Bulduğum zaman Ordu yapıyorum. Ordu Perşembe. Perşembe, incirin en güzel olduğu. Aynen, evet, aynen. Seçeli. En güzel yerindeniz. Siz de Perşembelisiniz. Evet, Perşembeliyim. 45 yıldır İstanbul'a hep ikamet ediyorum. Arkadaşlarım geldi. Onları ziyarete geldim. Sanki Ordu'ya gidip gelmiş gibi oldum. Bu etkinlikler düzenlensin mi? Her yıl devamı gelsin. Oluyor tabii. Halk olarak, tabii gelsin. Kaynaşıyoruz. Olarak, tabii gelsin. Evet. Dört gözle bekliyoruz gelmelerini. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Ben bir kabakçı olarak ben bunu biraz zorlanacağım ama gerçekten kabağı ben çok seviyorum. Kabakçıyız. Nereye gidersek gidelim. Ben kabak tatlısı yemeden asla ayrılmam.
Çok güzel. Ordumuzun bütün zenginlikleri burada. Hemen arkadaşlarımızın yanına geçiyoruz. Burada yapılmış hazır pancar çorbası. Evet. Bu da pratik çalışanlarımız evet. için, çalışan evet. kadınlarımız, sıcak, beyler için. Kapatıyoruz. Hazır eve gidip ısıtıp yiyorlar. Çok güzel. Bakın Perşembe sınırlı sorumlu girişimci kadın kooperatifiyiz. 7 bayan olarak yola çıktık ama olduk 50 bayan, 100 bayan, 150 bayan. Hepimiz buradayız, arkadaşımla evet. geldik. Size böyle sebzeli erişte bizim çoğunluğumuz. Bir de kurutma tesisimiz var. Bütün meyveleri kurutuyoruz. Hepsini, bütün sebze meyve kurusu var. Mısır unumuz var. Evet. Bu ıspanaklı, çok özür diliyorum. Ispanaklı değil mi? Isırganlı mıydı evet, bu? Isırganlı. Ispanaklı da vardı. Ispanaklı var. Ama renkler çok benziyor. Evet. Ispanaklı. Evet, ısırgan. Hemen çorbaya, hemen dibine biraz bir domates rendele, salçasını, baharatını koy, suyunu koy. İki şehriye içine, bir de bunu ufala sebze çorbası. Hemen pratik. Evet, şimdi Ahmet abim yan taraftan dedi ki, çalışkan kadınlarımız bu ürünleri hazır etmiş, çalışan bayanlarımıza sunmaya çalışmış. Peki tembel kadınlarımız ne iş yapıyor dedi ama tembel kadın yoktur Ahmet abi, duydun. Ben de bir çalışan kadın, bir anne olarak hepsini yapabiliyorum. Biz Karadeniz kadınıyız, hepsini yaparız. Biraz çalışan bayanların işini kolaylaştırıyoruz. Aynen. Destek Aynen. oluyoruz biz bayanlara. Evet. Ve olmazsa olmazımız fındığımız. Giresun ve Ordu, fındık olmadan olmaz biliyorsunuz. Evet, az önceki kabağımızın kurusu orada. Evet, az önce burada gördüğümüz kabağın burada kurutulmuşu var. Nasıl yapıyoruz bunu, anlatabilir miyiz? Bir taşım kaynatıyoruz, süzüyoruz. Üzerine sarımsaklı yoğurt, toz, kırmızı biber, tereyağı üzerine biraz da nane ile cos diye döküp afiyetle yiyoruz. Mis gibi. Ben bunların yapmasını biliyorum ama sizin ağzınızdan dinlemek daha bir iştah açıcı oldu. Biz ödüllüyüz. Peki. Tarım Bakanlığı'nın 2019 yılında bize verdiği ödülümüz var. Girişimci ve Fark Yazan Kadınlar ödülünü ben aldım. Kooperatifimiz adına aldım. Girişimci Kadınlar Kooperatifi kurucumuz, Allah razı olsun, bize çok destek oldu. ABC Deterjan Firması, İl Tarım Müdürlüğü, Tarım Orman Bakanlığı. Hep size destek oldu. Belediyemiz de bizi destekledi. Buralara kadar getirdi. Biz bundan sonra bizi kimse tutamaz diyoruz. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Peki bu kabağımızdan ne yapıyoruz? Ben bunu kaldırma şansım yok. Ama neler yapılıyor değil mi? Bunu güzel böyle akşamdan şekere koyuyoruz. Biraz sulanıyor. Bir taşım kaynatıp fırına veriyoruz. Sonra ortasına kaymak. Biraz da dövülmüş bizim fındığımızdan. Oh. Afiyet olsun. Oh. Bir. İkincisi ince ince kıyıp tuzlu öldürüp sonra mısır unuyla kızartıyoruz, kaygana diyoruz kabak. Daha sonra ince ince doğrayıp yine pirinçli, soğanlı, maydanozlu yemeğini yapıyoruz. Yani kabağın sütlüsünü bile yapıyoruz. Evet. Sütlü tatlısı oluyor. Yani kabağın çeşidi çok. Elinize kolunuza sağlık. İnşallah bu anlatmayla birlikte güzel bir sofrada bunları yemekle nasip olur. İnşallah hep beraber. Kuşlu derler bana daha yukarılardan, kara kuşlu derler bana daha yukarılardan, gürgendir dağlarımda geçilmez sevdasından, gürgendir dağlarımda geçilmez sevdasından, geçilmez sevdasından, geçilmez sevdasından, kız ordunun neresinden, Masadan mı dünyadan, Gürgen tepe kumru mu, ay bastı mı Gölköy'den, sen ordunun neresinden, Çamaş mı Perşembe'den, Çatal Pınar kaba düz, yoksa Mesudiye'den. TV ekranlarında bizleri izleyenler, gerçekten burayı görüp de es geçmek olmazdı. Bizim milli yiyeceğimiz kara lahana, pancar.
Biz pancar diyoruz, kara pancar, kara lahana. Sosyete adı tabii ki şu anda bugünlerde kullanılan kara lahana ve pancarımız. Çorbası olur, diblisi olur, turşusu olur, her şeyi olur. Burada hamarat kızlarımız var. Çok güzel lezzetler bizleri bekliyor. Bunları biz ne zaman yiyeceğiz acaba? Siz anlatacaksınız ama ben önce şundan başlamak istiyorum. Şöyle yapalım, ben bunu elime alırken sizi tanıyalım. Adım Sebile Karataş. Ordu'nun Çamaşır ilçesinde Çamaşır Hanımeli Kooperatifini kurduk. Yeni bir kooperatifiz. Ürünlerimizi ürettik. İstanbul'a getirelim dedik. İstanbullular da görsün, tanısın, tatsın. Öyle. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Bu nedir? Bu yeşil fasulyenin kurutulmuş hali. Kıyma fasulye ince ince kıyılıyor. Güneşte. Hani çok güneş olması lazım kuruması için. O şekilde kurutuyoruz. Çok lezzetli yemeği oluyor. Kavurması oluyor. Kızartması oluyor. Nasıl canınız isterse o şekilde yapabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Olmazsa olmazımız cevizimiz var. Fındığımız var. Fasulye turşumuz var. Elma kurumuzu ben biliyorum ama yine de bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Evet. Kompostosunu yapıyoruz. Başka nesini yapıyoruz? Bunu üzüm kurusu gibi yanında, çayın yanında dahi fındıkla tüketebilirsiniz. Olur, çok evet. Da lezzetli oluyor yani. Çok da faydalı. Ekşi elmadan mı yapılıyor, tatlı elmadan? Bu tatlı elmadan yapılanı. Peki. Bizim sevgili izleyicilerimiz, yine olmazsa olmazımız mısır ununu anlatmamızın hiçbir gereği yok diyorum. Çünkü hepimiz bunu biliyoruz. Olmazsa olmazımız mısır ekmeğimiz. Yani bunu kavurup mıhlama yapabiliyoruz. Mısır ekmeği yapabiliyoruz. Başka nelerde kullanıyoruz? Pancar çorbamızda kullanıyoruz. En önemlisi bizim için. Mısır ekmeğini sade pişiriyoruz mesela karışık yemeklerin ekmek. Yanına. Karışık normal unla hamurlayıp pişiriyoruz. O da çok lezzetli oluyor. Mısır ununu biz her şeyde kullanıyoruz yani gerçekten de. Patlıcana bunu bir güzel böyle. Oo evet. Aynen. O da çok lezzetli oluyor. Kızartıyorum. Müthiş oluyor. Kesinlikle. Yani ama sevenleri yapıyorum. Evet. Hamsiyi buğday ununla yapanlar da var. Buğday unu kullananlar da var. Ama ben tasvip etmiyorum. Kesinlikle hamsinin lezzetini veren mısır unudur. Evet, sizi tanıyalım. Adım Fatma Uyar. Çamaş'tan geliyoruz. Doğal ürünlerimizi sergilemek için geldik. 4 gün boyunca buradayız. Herkesin gelmesini bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyalım. Nesime Bölükbaş. Dediğimiz gibi Çamaş'tan kooperatif olarak geldik. Hem yöresel ürünlerimizi tanıtalım, hem kendimizi tanıtalım. Öyle. İyi ki geldiniz. Evet, magnetlerimiz var. Bu magnetlerimiz evimizde çuval bezinden yapılıyor. Bize anlatır mısınız magnetlerimizi nerede kullanıyoruz? Ahmet abim bilmiyormuş da. Ona izleyiciler biliyordur ama Ahmet Güngör abim bilmiyormuş. Ona öğretelim lütfen. Buzdolabının dışına yapıştırıyoruz. Bereket çuvalı olarak da adlandırıyoruz biz bunları. Çuval bezini dikip içerisine fındık, mısır, fasulye, çeşitli şeylerle. Buyurun şöyle. Biz sini deriz. Sininin küçüğüdür. Ahmet abi sen bilmezsin bunları. Peki bu nedir? Kekiğimiz, dağ kekiğimiz. Bunları kimler topluyor? Biz kendimiz. Siz kendiniz, evet. Kendiniz topluyorsunuz. Biraz sevmeyen yerlerden, böyle ulaşımı zor olan yerlerden, dağlardan topluyoruz. Kurutup, kendi el yordamıyla ufalayıp. Çok güzel. Müthiş, kesinlikle. Hiçbir ilaç katılmadan halka sunulmuş. Ve kesme makarnamız, bunun tatlısı bile oluyor. Kızartıyoruz. Çok, ben de çok severim. Peki anlatalım. Hani ben biliyorum ama kim anlatsın? Evet, anlatalım nasıl yapıyoruz? Kesme makarnamızı önce bir süzgeçte güzelce ıslatıyoruz. Birazcık yumuşamasını bekliyoruz. Sonra tavaya yağımızı koyup ince bir şekilde döşüyoruz. Altlı üstü çok güzel bir şekilde kızartıyoruz. Son tarafını çevirdiğimizde kızartmak için şerbetini döküyoruz. Şerbetini kaynatmadan ama şekeri sadece suyla sulayıp sonra üzerine döküyoruz. Tepsiye aldığımızda da mis gibi üzerine çekilmiş fındık katıyoruz. Harika. Afiyet olsun. Biz de öyle yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bir de bunu haşlayıp sarımsaklı yoğurt döküyoruz. Ben yapıyorum. Üzerine pul biberle birlikte. Bununla da yapıyorum. Ben bununla da yapıyorum. Evet. Ve yine normal makarna gibi tereyağıyla kavurup üzerine çökelik peynirle birlikte yiyebilirsiniz. Köy peyniriyle birlikte. Ve evet, ısırgan otlu eriştemiz var. Hemen arkadaşımız anlatsın. Saf ısırgan, sadece içinde ısırgan, köy yumurtası var. Bir de çok hafiften bir sirke var, ısırganın yoğun tadı insanlara gelmesin diye. Şu an haşladığınızda normal makarnadan
Hiçbir farkı yok tat olaraktan ama lezzet olaraktan ve de yani şifa olaraktan sade ısırganla yoğurduğumuz için çok mükemmel bir ürün. Bence ısırganlar işlemize herkes tatsın yani. Kesinlikle şifa deposu. Ben hepiniz emeklerinizden dolayı Mavi Karadeniz TV ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Böyle güzel ürünleri her zaman soframızda bulundurmanızı rica ediyorum. Gerçekten görüntüsü bile çok güzel. Dördüncü gün alacağım. Bugün elimde kolumda taşıyamayacağım ama eve giderken komple alışveriş yapacağım. Çünkü gerçekten ben memlekete gittiğimde alıyorum, getiriyorum. Burada hazır bir şekilde kullanıyorum. Hepsi de ayrı bir lezzetti. Gerçekten hani hazır yiyeceklerin el yapımı gibi tadı olmuyor ama bu ürünlerimizin, özellikle sizin gibi güzel kızlarımızın el marifetleri buna geçtiğinde gerçekten ayrı bir lezzet oluyor. O yüzden ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sevdalı bakıp durma, sen adam öldürürsün. Sevdalı bakıp durma, sen adam öldürürsün. Nereden çıktın yoluma, beni süründürürsün. Nereden çıktın yoluma, beni süründürürsün. Beni süründürürsün, beni süründürürsün. Kız ordunun neresinden, kaba taş buldu beyden. Çaybaşı ikizce mi, Salman'dan mı? Evet, standlarda birbirinden lezzetlerle buluşturmaya devam ediyoruz Mavi Karadeniz TV ailesi olarak. Selamun aleyküm. Ordumuzun olmazsa olmazı ceviz helvamızın standındayız. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Nuri Şahin. Nuri Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ceviz helvamız nasıl yapılıyor? Bu aşamaya nasıl geliyor? Tam tarifini vermeyin, çalarlar. Yok, ama çalamazlar da. Az da olsa bir şimdi anlatın bakalım. Bu bize. Şeker var, limon tuzu var, çöven kökü var, bitki, ceviz, su. Bunlar tabii ki bunların aşamaları var. Tabii ki burada tarif etmeyle beraber yapılmaz. Görmek lazım. Evet. Tabii, tabii, tabii ki, tabii ki hazır geliyor. Ordu'dan geldiniz. Ordu geldiniz. Ordu Perşembe'den geldik. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Benim adım Birol Düzgün. Ordu Perşembe'den geldik. Yöresel ürünler tatlandırmaya geldik. Coğrafi işaretlerden de burada böyle coğrafi işaretlerden de seçili ürünümüz. Hayırlısıyla inşallah iyi bir festival olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel lezzeti İstanbul'a getirdiğiniz için biz sizlere teşekkür ediyoruz. Birol Bey, sizden bir ricam. Ahmet abim çok bilmez bu işleri. Bu ceviz helva nasıl kesiliyor? Bir gösterebilir miyiz? Evet. Ahmet abi bak. Hay maşallah. Gel vatandaş, ceviz helvaya gel. Bak, hemen müşterimiz geldi. Satışlarımız başladı. Teşekkür ediyoruz. Ben çok acil, şu bıçağı şöyle bırakır mısınız? Tabii ki, buyurun. Ahmet abi, ben seni akıllı olmaya davet ediyorum, yoksa... Evet, çok teşekkür ediyorum, kolay gelsin diyorum. Hayırlı. Bereketli olsun. Sen ordunun neresinden, kaba taş oğlu beyden, çaybaşı ikizce mi, Salman'dan mı, Akkuş'tan? Elma yanakların ne güzel de gülüyor. Al elma yanakların ne güzel de gülüyor. Kız senin bu nazların beni hep öldürüyor. Kız senin bu nazların beni hep öldürüyor. Beni hep öldürüyor. Merhabalar efendim. Merhaba. Bu ne güzellikler, bu ne güzel sebzelerimizi, simitlerimizi. Olmazsa olmazımız her şeyimizi, ordumuzun, Giresun'umuzun kültürünü buraya taşımışsınız. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Abdülbasit. Ben aslında Giresun'a katılıyorum ama ürünlerimiz, mesela güzel top pancarımız var, yayla pancarımız, kara lahanamız, bizim burada pancar derler. Güzel köy elmamız var, kiwi var, muşmulamız var. Aynı şekilde çok güzel ayvalarımız var, turşularımız mantar var. Turşuları evet, mı? Mantar turşumuz. Tuzlama mı diyorsunuz? Tuzlama turşu mu? Mantar turşusu diyoruz ama buralarda biz de genelde diyoruz. Evet, tuzlama aynen diyoruz. Kiraz turşumuz, biber turşumuz. Ahmet biber abi, kiraz biber turşusunu sen çok iyi tanıyamazsın. Ben hemen şöyle sana tanıtayım. Abi bak, bak abi, bu kiraz turşusu. Evet. Bu nasıl yapılıyor? Tarif eder misiniz? Bu önce saplarını güzel yine temizliyoruz.
Ondan sonra yıkıyoruz. Sarımsaklı suyla beraber, tuzla beraber tuzluyoruz. Başka bir özelliği yok. Daha sonrasında bekletiyoruz. Soğanla. Evet. Bol soğanla kavurup çıkardıktan sonra aynen. Bol soğanla kavuruyoruz. Kavurup yiyoruz, evet. Kahvaltıda afiyetle yiyoruz sevgili izleyiciler. Ve hurmamız. Aynen, hurma. Çok severim. Hurmamız. Ordu'dan hurma. Ordu hurması. Aynen, Ordu hurması. Töngel nerenin Töngel? Töngel de Ordu. Ordu. Vay, tabii. Töngel biz de. Biz buradan sevgili Muş izleyiciler, Muş, tamam. Evet, burada Muş Mula diye geçiyor. Hiç dayanamam. Doğal töngelimiz. Kesinlikle müthiş, müthiş. Vallahi size konuza sağlık. Siz kendiniz mi topladınız bunları? Tabii ki. Bunların hepsini kendimiz topladık. Kabak sizin tarladan mı? Evet. Vallahi ama. Gerçekten. Vallahi ben de öyle diyeyim yani, kabak bizim tarlada. Kendi ürün. Ordu'dan mı, Giresun'dan mı? Bu Giresun'dan. Giresun'dan. Enze konuza sağlık. Teşekkür ederim. Ben burada kavrulmuş mısır unu görüyorum. Değil mi? Fırınlanmış. Fırınlanmış. Fırınlanmış mısır unu. Fırınlanmış mısır unu. Fırınlanmış yarma. Evet, mısır çorbasında aynen, kullanabiliyoruz. Çorbada kullanıyoruz, sarmada kullanıyoruz. Sarmada. Bundan güzel kuymak yapabiliyoruz. Kesinlikle. Kullanabiliyoruz mıhlama. Yani mıhlama. Hı. Aynen. Ve yine normal mısır unumuz. Mısır unumuz. Evet. Mısır doğal. Ekmeğimizi yapabiliyoruz. Tabii. Ama ben sevgili izleyiciler şöyle yapıyorum. Biraz kavrulmuş mısır unu ve normal undan karma yapıp mısır ununu öyle yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Biraz karıştırıyorum onları. Çok güzel oluyor. Peki başka nelerimiz var? Şöyle bir bakalım. Sevgili seyirciler, vallahi kendimi bir anda cennette hissettim. Lahanalarımız, yani kara lahanamız, mısır darımız, darı değil mi? Kurutulmuş darımız. Kurutulmuş darımız. Ve yine burada mısırımız nereden? Ordu. Ordu'dan. Simitimiz nereden? Giresun simidimiz, evet. Selam olsun Giresun'a. Çok severim. Çok severim. Giresun. Giresun pastası. Giresun pastası, evet. Evet, bu da aynı şekilde. Çok lezzetli. Ben çok seviyorum. Çayın yanında özellikle çok güzel oluyor. Beni hep öldürüyor. Kız Ordu'nun neresinden? Hatsa'dan mı, Niye'den? Gürgen Tepe kumrumu, ay bastı mı Gölköy'den? Sen Ordu'nun neresinden, Çamaş mı Perşembe'den? Çatal Pınar Kaba Düz, yoksa Mesudiye'den? Sen Ordu'nun neresinden, Kabataş Ulu Bey'den? Çaybaşı İkizce mi, Salman'dan mı Akkuş'tan? Sen Ordu'nun neresinden, Çamaş mı Perşembe'den? Çatal Pınar Kaba Düz. Evet, birbirinden güzel lezzetlerle bugün neredeyiz şu anda? Bulduk yöresel ürünler. Evet. Nereye aitiz efendim? Nereden geldik? Ankara Beypazarı'ndan geliyoruz biz. Beypazarı'nın yöresel ürünlerini Ordu günlerinde tanıtmaya geldik. 80 katlı ev baklavamız, sarım burma tatlımız, oklava burmamız ve birbirinden lezzetli sarmalarımızla buradayız efendim. Ordu il tanıtım günündeyiz. Teşekkür ediyorum. Hemen size bir söyle sarma ikram edeyim. Ben bunun tadına bakmadan, Ahmet abimin gözüne baka baka yemeden. El sarması zeytinyağlı. Enfestir. Güzel, vallahi nefis. Güzel demiyorum. Müthiş. Müthiş. Gerçekten çok güzel. İzle konuza sağlık. Üzüm yaprağından. Üzüm yaprağı. Beyaz lahana. Patlıcan dolması, biber dolması. Bunlar da aynı şekilde zeytinyağlı yaprak sarması. Bunlar da aynı şekilde efendim. Müthiş. Teşekkürler. Tatlılarımız ballanmış mı? Değil mi? Bunlar ballanacak. Evet, bunlar şerbetli değil efendim. Şerbetli tatlılarımız burada. Şöyle gösterebilirim. Tam 80 katlıdır efendim. Sayabilene bir tepsi hediye ediyoruz. Kuşlu derler bana daha yukarılardan. Kara kuşlu derler bana daha yukarılardan. Gürgendir dağlarımda geçilmez sevdasından. Gürgendir dağlarımda geçilmez sevdasından. Geçilmez sevdasından. Geçilmez sevdasından. Kız Ordu'nun neresinden?
sağdan mı dünyadan? Gürgen tepe kumru mu? Ay bastı mı Gölköy'den? Evet sevgili seyirciler, röportajlarımıza devam ediyoruz. Ordu köy mutfağındayız. Neler mi var? Hep beraber bakalım. Evet, balımız var. Kestane balı mı? Evet. Bize anlatır mısınız? Şöyle alalım sizi. Yani bu kestane balı. Yani organiktir. Kendi memleketimizin balıdır. Kestanedir. Herhangi bir katkı, şeker, şu bu yoktur yani. Yani her derde devadır. Şimdi bizim burada yalan konuşmanın bir anlamımız yok ama bu dört dörtlük diyelim ve tadına da bakabiliriz. Artı bu da nedir? Kaldirik. Yani evet. Kaldirik diyoruz. Bu bizim bağda bahçede derelerde olur. Olmazsa olmazımız. Olmazsa olmazımızdır. Sağ taraftan çok güzel kokular alıyorum. Bir geçelim mi oraya? Neler var? Bakalım mı hep beraber? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Olmazsa olmazımız. Burada keşkeğimiz. Keşkeğimiz var. Bu şey pancar çorbamız. Pancar çorbası. Kara lahana dediğimiz bu bizim. Evet. Bu yine bizim olduğumuz semtlerde sevilen, sayılan diyelim. İşte sofralarımızdan eksik olmayan bir kara lahanadır. Yanına da mısır ekmeği. O mısır ekmeğimiz turşusu, evet. Pancar turşusu. Olmazsa olmazımız kuru fasulyemiz. Bu da akkuşun kuru fasulyesi. Çok süper bir fasulyedir. Yani kestane tadında. Çünkü iriliği de belli zaten. Biz çünkü gelirken hepsini oradan memleketten aldık biz bunları. Çok teşekkür ediyorum sevgili seyirciler. Akkuş fasulyemizin bir özelliği var. Normal marketlerde veya diğer ilçelerden, köylerden alınan fasulyelerle kıyaslarsak bazı fasulyeye et yakışıyor. Kırmızı et katıyoruz, pastırma katıyoruz, sucuk katabiliyoruz ama ben şunu söylüyorum. Akkuş fasulyesine et dahi katmasanız lezzeti yerinde. Fasulyemizin kendi lezzeti gerçekten o kadar güzel ki et katmadan dahi yiyebiliyorsunuz. Buna da değinmek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Elinize kolunuza sağlık. Allah'a emanet. Evet, ordumuzun değerleriyle beraber röportaj yapmaya devam ediyoruz. Benim de manevi kardeşim ve dernekçilikte olsun, iş adamı kimliğiyle olsun orduyu çok güzel temsil eden bir kardeşimiz, bir başkanımız ve başkan adayımız var. Sevgili Yener Yılmaz yanımızda. Evet sevgili Yener kardeşim, 10.sı düzenlenen Ordu Tanıtım Günlerindeyiz. Bugün ilk günümüz, nasıl buldunuz? Ortam nasıl? Orduyu buraya getirebilmiş miyiz? Valla ortam şahane. Biliyorsunuz ordular yaptığım en iyisini yapar. Kaç günden beri arkadaşlarımızın verdiği bir emek var. Ama emeğinin karşılığını ilk gün olmasına rağmen fazlasıyla görüyoruz. Daha bunun hafta sonu da var. Hafta sonu burada bir yığılım bekliyoruz. Biz o zaman Trabzon günlerinde duyduğumuz bir slogan vardı. Komşunuzla da alın gelin, Yenikapı'dayız. Her şey 10 numara. Hava da güzel. Ordumuzun kültürünü tanıyın, ordumuzun yemeklerini tanıyın. Teşekkür ederim, bu kadar. Evet sevgili Yener Yılmaz kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de Perşembe Ekinciler Köy Derneği olarak emeğiniz çok fazla. Birazdan başkanımızdan da röportaj alacağız. Son cümlelerini alalım, başkanımıza söz verelim. Son cümlemiz, herkes komşusunu alsın gelsin. Ordunun kültürünü, ordunun güzelliklerini, ordunun yemeklerini burada hep beraber tadalım. Çok teşekkür ediyorum Bünyamin Özgül Başkanım. Ben Ekinciler Derneğimizi onurla ve gururla her zaman anlatmışımdır. Ama bugün sizden derneğimizin ismini, neler yaptınız, neler yapacaksınız, bunları Mavi Karadeniz TV ekranlarında izleyenlerimizle, bizle paylaşır mısınız? Merhabalar Hacer Hanım. Tekrardan bizlere mikrofonu uzattığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere ve Mavi Karadeniz ailesine. Ordu Tanıtım Günleri her yıl düzenli olarak pandemi dolayısıyla bir tek yapılmadı. Ama çok güzel. Bütün orduları tek çatı altında topluyor. Güzel bir etkinlik, güzel bir atmosfer var. Bütün siyasi partiler, bürokratlar, dernek başkanları, sivil toplum kuruluşları, her telden vatandaşlarımız, herkes burada. Aynı çatı altında bulunmak, aynı havayı teneffüs etmek çok güzel. Burada mesela yöresel ürünlerimiz var, yöresel yemeklerimiz var. Özlediğimiz mesela yemekleri burada tadıyoruz. Standlarımız gayet de güzel olmuş. Pandemi dolayısıyla mesafeler de açık olmuş. Ortam olarak da güzel. Hizmet eden herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ordefe de ayrıca teşekkür ediyorum. Sonuçta bunun önderliğini o yaptı. Ordu Tanıtım Günleri anlamında bu.
O zaman gelelim Ekinciler Derneği'mize. Köy Derneği olarak gerçekten ekibinizle birlikte, başkan yardımcılarınızla ve yönetiminizde bulunan bütün arkadaşlarınızla birlikte çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Hiçbir zaman Ekinciler Derneği asla tabela derneği olmadı. Layıkıyla hep yaptınız. Yakinen de takip ediyorum sizleri. Biraz da siz bahseder misiniz? Neler yaptınız ve neler yapacaksınız? Şimdi Ordu Perşembe Ekinciler Derneği olarak 2005 yılında kurulduk. Köklü bir derneğimiz. Büyüklerimizden biz devraldık. Bizim hedefimiz gelenek, görenek yaşatıp bizden sonraki nesillere aktarmak. Yardımlaşma duygusu içerisinde nasıl diyeyim, tanıtım anlamında çalışmaları yaptık. En son yaptığımız çalışma mesela dergi çalışması yaptık. Bu dergi çalışması çok profesyonel bir emek gerektiren bir iş. Bunun arka planı, tasarımı 1000 tane basıldı. Burada bütün şunu hepsini saymakla bitmez. O yüzden özet geçeceğim ben. Burada bütün çalışmalarımızı bu dergide derledik, toparladık. Bazen bizim hemşehrilerimiz dernek olarak ne yaptığınızı deyince buyurun size bir dergi hediye edelim. Onun üzerinden tekrar yine sorun diyorum. Genel anlamda sosyal destek, ondan sonra kültürel etkinlikler, piknikti, iftar yemeğiydi, şehitlerimiz için Kur'an okutmaktı, öğrencilerimize burstu. Yani nasıl diyeyim, belli bir kalıbımız yok. Bizim talepler şekillendiriyor. Öyle söyleyeyim. Hayırseverlerimizin aracılığıyla biz burada aracı oluyoruz, yönlendiriyoruz. Bazen biz müdahil oluyoruz. Bütün dernekçiliği nasıl diyeyim, hakkını vermeye çalışıyoruz. Bu sadece bir kişiyle olmaz. Bu ekip işi. Çalışma arkadaşlarıma, ekibime de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca size teşekkür ediyorum. Bunu gören de bir göz gerekiyor. O gözle sizsiniz. Ve bunu biz yaptıklarımızı da kendimiz, siz olmasanız kimseye duyuramayız. Ayrıca buradan da teşekkür ediyorum. Özet olarak bunu söyleyeceğim. Futbol turnuvası vesaire bir sürü şeyler yaptık da anlatmak da bitmez. Kısa kesmek istiyorum. O kadar çok var ki etkinlikleriniz olsun ve plan, proje. Ben Yener kardeşimle de ara ara sohbet ediyoruz. Bilgiler alıyorum ve yine sosyal medyadan takip ediyorum. Gerçekten bir dernek İkinciliği köy derneği olarak ihtiyacı olanların yanındasınız. Düğün yapmak isteyen gençlerimizin, durumu olmayan ailelerin yanındasınız. Hastalarımızın yanındasınız. Yani tamamen köyünüze sahip çıkan bir derneksiniz. Ben bu çalışmalarınızdan dolayı tekrardan sizlere çok teşekkür ediyorum. Her zaman onurla bahsediyorum. Yine de bahsetmeye devam edeceğim. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Kolaylıklar diliyorum başkanım. Yurt içi ve yurt dışı genelde birleşiyorsunuz. Bir zincirleme oluşturarak o yardımları sağlıyorsunuz. Destek almak kolay değil. Pandemiden dolayı iş adamlarımızın sıkıntıları oluyor ama siz bunu bir şekilde başarıyorsunuz. Bize inanıyorlar, bizlere inanıyorlar. Yapılacak projeleri söylediğimizde veyahut da yapılacak işi bildiğimizde zaten hani kendi çevremizde olduğu için o doğru adrese doğru atış yaptığımızı bildikleri için o anlamda bize destek oluyorlar. Herkesten tekrardan teşekkür ediyorum bizlere destek olanlara. Bize destek verildiği ölçüde biz insanlara yardımcı oluruz. Artık önümüzdeki yıllarda inşallah yaptıklarımızdan daha fazlasını yaparak arttırırız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Evet sevgili Mavi Karin TV izleyenleri, 10.sı düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri'nin bugünkü ilk gününü sevgili Ahmet Güngör abimin eşliğinde röportajlarımıza son veriyoruz ama yarın ikinci gün yine burada olacağız. Birbirinden değerli misafirlerimizle, sanatçılarımızla Mavi Karin TV ekranlarında sizlerle olacağız. Hoşçakalın dostçakalın efendim. Takipte kalın. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da...